Merhaba arkadaşlar, bir ürün inceleme videosunda da sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda inceleyeceğimiz ürün Pirana 2201 Bluetooth kulaklık. İyi seyirler. İlk olarak kulaklığımızın renk seçeneklerinden bahsedelim. Bunlar kırmızı, siyah ve mavi arkadaşlar. Siz de beğendiğiniz herhangi bir kulaklık rengini seçerek kullanabilirsiniz. Bu ürünü satın almayı düşünüyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli nokta cihaz kutusunun üst tarafında ve alt tarafında bulunan güvenlik bantlarının sağlam bir şekilde yerinde duruyor olması. Eğer sıfır bir ürün almayı düşünüyorsanız bu bantlara lütfen dikkat edin. Kablosuz kulaklığımızın özelliklerine birlikte bakalım. Bu özellikleri isterseniz kutunun ön tarafından ya da yan tarafından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bluetooth kablosuz bağlantı, müzik çalar özelliği, sesli arama, Android ve iOS cihazlarda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman ise ön tarafta yazılmayan bazı cihaz özelliklerine ise buradan ulaşabilirsiniz. Ekstra bas özelliği, mikrofon ve şarj edilebilir özelliği mevcut arkadaşlar. Bu cihazın özellikleriyle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi cihazımızın kutu açılışını yapalım ve karşımıza nasıl bir cihaz çıkıyormuş birlikte öğrenelim. Cihazımızın kutu içeriğinde bir adet kulaklık, şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi bulunuyor. Kullanım kılavuzunun Türkçe olduğunu belirtmek istiyorum bu arada. Gerekli bilgiye detaylı olarak ulaşmak isterseniz kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında yine çok kısa, daha önceden tanıtımını yapmış olduğumuz beyaz renkli yine kablosuz kulaklığın şarj kablosu kadar kısa bir kablo yanında göndermişler. Yani gerçekten hiç hoş bir uzunluk değil bu. Yine de iş görür ama. Onu belirtmeliyim. Ama bu uzunluğu beğenmediğimi de eklemeliyim arkadaşlar. Evet, kulaklığımız bu şekilde geliyor arkadaşlar. Bunu açmak için görmüş olduğunuz ek yerlerinden yine hafifçe bastırarak çıt sesini duyduğunuzda kulaklığınızın kulak bölümünün yerine yerleştiğini anlayabilirsiniz. Burada şunu belirtmeliyim. Kutu üzerindeki rengi ile cihazın rengi pek birbirine benzemiyor. Kalite olarak da fotoğrafta bulunan görüntü daha kaliteli duruyor. Tabi buradaki biraz daha kötü. Ama kulak destekleri oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir kenarlarını inceleyecek olursak görmüş olduğunuz gibi dikiş kalitesinin ve işçiliğinin pek iyi olmadığını söylemeliyim. Şu bölümde görmüş olduğunuz iç bölümdeki kumaşın dışarı taştığını görebilirsiniz. Yine şu bölümün dikişinin biraz daha kötü yapıldığını. Şuralar çok fazla oynak değil. Yani çok çabuk kırılacak gibi durmuyor. Ek bölümlerinde ise yine yukarı aşağı doğru oynattığınızda görmüş olduğunuz kafa ölçülerine göre ayarlama mevcut. Kulaklık üzerindeki tuşlara gelecek olursak ortadaki büyük tuşumuz şarkı durdurup başlatmaya ve aynı zamanda gelen çağrıları reddetmeye ve cevaplamaya yarıyor arkadaşlar. Bu tuşa uzun basmanız halinde ise son aradığınız numarayı tekrar aramanızı sağlıyor. Bu tuşun sağında ve solunda bulunan artı eksi geri ileri tuşlarımız var. Eksi olan tuşa uzun basmanız halinde ses kısıyor. Artı olan tuşa bastığınızda ise ses veriyor. Bu tabii ki kulaklığınıza ait bir ses değil. Sadece telefondaki sesi yükseltip alçaltıyor arkadaşlar. Yani kulaklığın ekstradan bir ses seviyesi yok. Bu tuşlara kısa basmanız halinde ise bir önceki ve bir sonraki şarkıya gidip gelebilirsiniz. Yani geçiş yapabilirsiniz. Üst tarafta bulunan M tuşu ise bu menü anlamına geliyor arkadaşlar. Müzik çalar modundan telefon moduna geçmenizi sağlıyor. Bir sefer tıkladığınızda telefon ile kulaklık arasındaki bağlantıyı kesiyor. Alt tarafta bulunan tuşumuz da kulaklığımızı açıp kapamaya yarıyor. 3 saniye basılı tuttuğumuzda görmüş olduğunuz gibi
Kulaklığımız açıldı. Kırmızı ve mavi yanan ışıklarımız kulaklığımızın herhangi bir cihazla bağlantıya hazır olduğu anlamına geliyor. Sadece mavi ışık yandığında ise kulaklığımıza bir cihaz eşleşmiş anlamına geliyor arkadaşlar. Yine alt tarafına ve yan tarafına baktığımızda burada şarj bağlantı yuvasını görebilirsiniz. Burada da eğer AUX kablonuz varsa direkt olarak AUX'la cihazınıza bağlanabilirsiniz. Yani Bluetooth özelliğini kullanmadan da bu kulaklığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızın telefon bağlantısının nasıl yapıldığını görelim. İlk olarak kulaklığınızı açtığınızdan emin olun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı ve mavi ışıklarımız yanıp sönüyor. Daha sonra telefonunuzdan ayarlar bölümüne gelerek buradan Bluetooth'u tıklıyoruz ve Bluetooth'umuzu aktif hale getiriyoruz. Ve burada Prana 2201 gördükten sonra görmüş olduğunuz gibi direkt bağlanıyor. Eğer sizden şifre isterse kulaklığınızın şifresi 4 tane 0 arkadaşlar. Şu an bağlantıyı sağladık. Artık şarkı dinleyebiliriz. Ya da telefon görüşmesi de yapabiliriz arkadaşlar. Ses duyuluyor mu bilmiyorum ama şu an sorunsuz bir şekilde bakın kulaklık üzerinden değiştirebiliyorum. Bu tuşların özelliğini sadece YouTube üzerinden değil, telefonunuzdaki müzik çalardan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an telifsiz müzik dinlemem gerektiğinden dolayı YouTube'a giriş yaparak bu işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdi bir de uzun basalım. Evet, şurada görmüş olduğunuz gibi telefonumuzun sesini yükseltip alçaltmaya yarıyor. Demin de belirtmiştim, kulaklığa ait herhangi bir ses özelliği yok arkadaşlar. Yani kendine ait bir ses seviyesi yok maalesef. Kulaklığımızı nasıl şarj edeceğimize bakalım. Bunun için şarj kablomuzu kulaklığın şarj yuvasına takıyorum. Ve kırmızı ışık yandığında kulaklığınız şarj oluyor anlamına geliyor. Şarj tamamlandığında ise bu kırmızı ışığımız sönüyor arkadaşlar. Kırmızı ışık söndüğünde kulaklığınızın tamamen şarj olduğunu anlayabilirsiniz. Son olarak kulaklığımızın ses kalitesinden bahsedelim. Kulaklığımızın müzik ve telefon görüşmesi sırasındaki ses kalitesi biraz düşük. Hem Bluetooth'la hem AUX girişiyle yaptığınız, dinlemiş olduğunuz şarkılar ya da yaptığınız telefon görüşmelerinde ses kalitesinin oldukça düşük olduğunu anlayabilirsiniz. Ben de bunları test sırasında gördüm arkadaşlar. Bunun yanında telefon görüşmesi yaptığınız sırada sesinizin karşı tarafa çok net bir şekilde gitmediğini de belirtmeliyim. Yani bu kulaklıkla müzik dinlemeyi düşünüyorsanız satın alabilirsiniz. Ancak telefon görüşmesi için uygun bir kulaklık değil arkadaşlar. Kulaklıkla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.